bir kardeşlere yolu peşinde koşuyoruz. Size de... Kimdir o? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayır. Hangi Rıdvan? Mehmet Çevre'nin akrabası. O aleykümselam. Onun oğlu mu? Herhalde oğlu. Kaç yaşındadır? Bakayım. İşimiz yarar mı? Rıdvan abi kaç yaşında? İşimiz yarar mı? Vakıf olarak alabilir miyiz? Vakıf olarak alabilir miyiz diyor Hasan abi. Ve benim işim şu. Doktor olacak, pilot olacak, bilmem ne olacak diye anne baba uğraşıyor ya. Ben de bir çocuk görürsem şöyle bakıyorum. Ulan bundan vakıf olur mu? Bugün Allah selamet versin şeyde burada o maşallah deyin. İrfan'ın çocuğunun resmini bana ulaştı. Bakarken dedim ya bu çocuktan kaç aylık ha? Daha belki 4-3 aylık veya 2 ay bilmiyorum. 3 ay olacak var. Ulan bundan vakıf olur mu diye bakıyorum ya. Aklım, fikrim bu. Ondan bir böyle Rüştü abiden öğrendim. Allah selamet versin. Bakardı böyle. Böyle bir evlere dersler gittiği zaman evin çocukları gelirdi. Ya buna dikkat et derdi. Bu istikbal vaat ediyor. Bundan Allah'ın izniyle ama adam olur, vakıf olur derdi. Bundan mühendis olur derdi. Bundan doktor olur derdi. Biraz elmel işlerinden Allah adına hocam. Efendim. Hazır hocam ben vakıf olacaksın tabii lan. Tabii ki vakıf olacaksın bir tane. Hayatta gayrı olsun inşallah. Amcalar da sana amin dedi şimdi. Amin inşallah. Amin. Hepinizin Rabbim hepinizin çocuğunu İslam'a ve Kur'an'a kadim yetiştirsin. Süfyan, Deccan, Nemrut, Şeddat, Firavunların kanuniyetlerinden, düşüncelerinden, ideolojilerinden evlad-ı yâlimizi muhafaza eylesin ya Rabbel Alemin. Amin Ramazan'ın hürmetine. Hadi doktorum. Dur, basayım. Ya çoluk çocuğumuzu çok seviyorum ben ya. Hep böyle bakıyorum. Ulan dedim, bunda İslam'da İrfan'ın bebeğine bile olan dedim. Bundan vakıf olur mu? Bak İrfan'ın çocuğu vakıf olacağını garanti aldık inşallah. Sözde verdi çocuk. Bitti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. On birinci deva. Ey sabırsız hasta kardeş! Hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber, evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzet maneviye ve sevabındaki bir lezzet ruhiye veriyor. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Sana kar ve sürur vermek lazım gelirken onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp, yok bir günde, yok bir hastalıktan, yok bir elemden tevehüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermekle üç mertebe yok vücut rengi vermek divanelik değil de nedir? Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor, ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum, hastalık madum, elem madumdur. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et. Ya sabır de dayan. Evet abi. 11. dua. 11. dua. Evet abi. Bu da sabır dersi abi. Sabır. Evet abi.
hastalık sabır ilişkisi. Sabır dersi ama bu devada daha çok sabrın ne olduğu değil de bakın insana verdiği sabır kuvvetini hastalıklara karşı, musibetlere karşı Allah sabır kuvveti gönderiyormuş. Bu sabır kuvvetini yönetme dersi bu daha çok. Sabrın ne olduğu değil de nasıl kullanmak lazım? Yani düşünceleri yönetme dersi aslında bu. Yani şey de anlaşılıyor abi. Bu düşünceler neymiş ki böyle? İnsan düzgün kullanamazsa çok arızalar çıkıyor. Çok elem alıyor bu dünyada yani. O da anlaşılıyor bundan. Bu sabır kuvvetini işte nasıl kullanmak lazım dersi aslında. Birinci nokta bu. Burayı bitirdikten sonra şeye de değinebiliriz abi. Ben onunla ilgili biraz böyle şey yaptım, çalışma yaptım. Sabır nedir? Sabrın içeriğiyle ilgili. Ha, sabır. Bu sabır kuvvetini dağıtmayla ilgili konuştuktan sonra ona da değinebiliriz biraz yani. Evet, çok iyi olur. İnşallah. 11. deva. Ey sabırsız hasta kardeş. Evet abi. Sabırsız, sabır eksikliği, sabır olmayan hastaya hitap şimdi bir daha. Problem buymuş yani. Yine işte vasıf dışında bir hal var. Sabırsızlık durumu var. Bir merak, lüzumsuz merak. Evet abi. Şimdi sabırsız. Evet. Bir önceki 9'da ise Halık'ını tanıyan hasta. Evet. Ölüme bakış dersiydi o da. Yani dün lüzumsuz merak, evet. Bugün de sabır. Evet abi. Vay be. Evet. Allah Allah. Allah bize razı olsun, daim olsun. O şey 21. sözde miydi? Bilmana şey olarak şeyden bahsediyor abi. Yine burada da değiniyor o konuya da. Musibetlere karşı hastalıklar da bunun içine girer. Misalin şu kumandana benzer diyor malum. Herkes biliyordur. Düşmanın sağ cenah kuvveti. Şimdi düşmana karşı bir vaziyet almışsın. Misalin kumandana benzer. Kumandan. Kumandan ne yapar? Kumandanın özelliği yönetmek. Yönetebiliyor. Demek ki insan da sabrını, düşüncelerini böyle geçmiş gelecek noktasında yönetebilme şeyine sahip. Bu yetkiye sahip. İşte nasıl kullanacak? Mevzu o. Orada şeyden bahsediyor. Benim dikkatimi çekti. Düşmanın sağ cenah kuvveti sana iltihak etmiş diyor. Burada da geçmiş zaman. Geçmiş zamandaki elemler, çektiğin sıkıntılar, hastalıklardan musibet. Artık onların lezzeti kalmış. Sana iltihak ettiği halde bir kısım askerlerini oraya gönderir diyor o kumandan. Bir kısım da sol tarafta şey yok, düşman askeri olmadığı halde oraya ateş et emri verir. Bu sefer enerjisinin bir kısmını da oraya harcadı. Bu sefer merkezi güçsüz bırakır, düşman da tarumar eder diyor. İşte bunu yönetebilmeyle ilgili bu abi. Bir giriş yapalım. Ey sabırsız hasta kardeş, hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber, hazırda bir acı çekiyor insan hastalıktan, elem çekiyor. Bununla beraber evvelki hastalığından bugüne kadar bu hastalığın zevalindeki, tamam da önceden beri devam ediyor bu, kaç günse, kaç daha. Duruma göre. O geçirmiş olduğu hastalığın geçmişteki günler geçti. O günlerdeki hastalık gitti. Artık o hastalığı çekmeyecek bir daha o günlerdekini. O zahil oldu. Onun zevalindeki onların gitmesinden gelen bir lezzet-i maneviye varmış. Zevalindeki bir lezzet-i maneviye ve sevabındaki bir lezzet-i ruhiye veriyor. Hazırda elem çekiyorsun ama geçmişteki günlerdeki hastalığın gitmiş olması, o günlerin geçmiş olması manevi bir lezzet veriyor. Sevabında da bir ruhi lezzet varmış. Sevap da getiriyor. Ruha lezzet veriyormuş. Ruha sevap lezzet vermesi Allah adına. Dikenin de batması kefareti sunur ya. Evet. Ruha lezzet olması bizatihi değil. Ne yapıyor o hastalık? Günahları sildiği için ruh rahatlıyor. Evet. Ruh rahatlıyor. Evet. Yani şey siliyor.
günah siliyor. Evet abi. O cihetle günah silinince ruh rahatlıyor, ruh hafifliyor. Rahatlıyor. Ağırlıklardan kurtuldu. Ruh rahatlayınca mesela kalkan şöyle düşün terazi. İkisi denge. Bunun havaya kalkmasını istiyorsan ya buradan bir tane taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Evet. Sevap bir ibadet yap. Hastayken sevap belki de sünnetleri de kılabiliyorsun. Yani. Ama o hastalığın getirmiş olduğu elemin Allah'tan olduğunu ve imkan olduğunu vesaire vesaire düşüncelerden bırakın. Şey yapar. Kefaret-i zunup oluyor. İsyan etmediğin için. Ruhun üzerindeki ağırlık neydi baskı? Günahtı. Günah kalktı. Ruh lezzet aldı. Ruh lezzet alıyor. Evet. Mesela bir misal vereyim. Herkes yaşadığını söyleyeyim. Herkesin. Hani çok zevkli bir şey. İftara yakın son 10 dakika. Bunun kadar lezzetli bir şey bilmiyorum ya. Böyle bir şey bir de namazda hissediyorum. 5 dakika kadar. Yani sanki ciddi bir yükün vazifenin altı paydosu geliyor. Ölüm de aynı böyle olacak. Aynı böyle olacak. Mesela koca 17 saat, 20 saat oruç tuttu. Tamam, oruç tuttu. O yükün, yük dediğimiz aslında vazife. Vazifeyi yerine getirebilmenin keyfini yaşıyor o. Onun için o koşturmalar, Mehmet'le de konuşuyorduk bugün. O iftara yakın koşturmalar falan, sofralar. Yani o anda, o andaki hali herkeste var. Bir de bunu bir şeye götüreceğim şimdi. Özür diliyorum ama. Son 5 dakikada bu günün o vazife şinaslı tespihat yaptığım dersler dinlediğim, sonra okuduğum Kur'an. Son 5 dakikada niye lezzet alıyorsun? Yemek değil o. Yemekten değil o. Bir lezzet-i ruhani olması Allah imanı tattırıyor. Yani o iman, oruçla İslam'ın sonucu birisi ya, o imanın şeyi, tadını sana tattırıyor. Yani bak aha geldi. Aha bu. Ha, koca gündelik. Şimdi sonuç şunun için söylüyordum. Koca 17 saat. Bunu yaptım. Ha? Zorluklarına girdin işte. Yemedin, içmedin vesaire şeylerden uzak durdun. Ama sana muacil bir lezzetini tattırayım. Son 5 dakikada. Bu lezzeti ruhanesi var. Bu aynen sekerat anıdır eyli bana. Aynı böyle olacak. Bu sekerat anı dermiş ya, bu ayet hadiste var. Beni niçin tutuyorsunuz? Niye çabuk kelimeyi ulaştırmıyorsunuz? Niye gömüyorsunuz? Niye beni saklıyorsunuz? Kafir de. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımadınız mı? Nasıl beni oraya götürüyorsunuz? O kafir de böyle var. Bir sürü kalıyor. Bir de kafirin hali bu. Kafirin hali bu ya. Ama bu hadis malum söylüyor. İşte oruca şey, orucu ortadan kalkması, hayatın ortadan kalkmasına benziyor. Çünkü oruç İslam'ın son çizgisidir. Ustad gibi bir zat hiç ağır söylemez. Bir tabiat risalesinde eşek muzah bir eşek olsa, ben bunu fikri kabul etmem dediği bir orada var. Takula kavrenle yiyin, risale kavrenle gitti aldı. Bir de oruç tutmayana diyor ki, insan ismine layık mıdır? Bir de orada kullanıyor. Orucun iftara yakın haleti, Müslümanın ahirete göçüş anına yakın olma anına benziyor. İnşallah. Buyur abi. Benim de aklıma geldi de abi. Sizinki daha güzel oldu. Sevabındaki lezzet diyor. Sevap nasıl lezzet verir ruha? Sevabındaki bir lezzeti ruhiye. Oruç veriyor. Mesela lezzet değil mi? Sevap değil mi? Evet. Oruç sevaptır. Lezzetin vacip ahirette tamam. Onu Allah bilir. Ama o iftara yakın halet. Vazife şirastık, vazife yerine getirebilmekten ruhun keyif alıyor ya. Yemekle alakası yok o aletin ya. İftara yakın o. O acayip bir şey. Mesela kadınların
faaliyet etmesi, insanların koşturması, pide kuyruğuna girmesi, mesela Mehmetlerin de burada bu oturmuş böyle büyük çıkmacayı seyretmesi, insanların şey, son iftar saatine Mehmet baktım Çelen elini kaldırmış dua ediyor, biz Mehmet'le de mutala ediyorduk vesaire. Yani o hale ruhsal. O bidet, o budetten paydostur. Mehmet için demiyor mu? Yani ezber söylemiyor mu? Yani Mehmet için diyor ki, o budetten paydostur. Oruç da paydostur. Hayattan da paydost ediyorsun. Sekerattan'ı da iftara yakın olan Müslümanın ruhunun hissettiğini hissedecek. Paydostur, hayattan paydostur. Oruç da vazifeden paydostur. O keyfi, sekerat lezzetini tadacağız inşallah. Lezzeti de, elemanı değil. O zaman bir günahın, bu farklı bir şey abi. Günahın silinme lezzeti bir vardı, bu da vazife yapmış olma lezzeti. Evet. Yani çünkü şey diyor, bir geçmiş hastalıktan nasıl ruhsal lezzet olur? Ya hastalık ruhsal lezzet olur mu? Olmaz. Oluyor diyor. Nedir o? Hastalık günahı sabun gibi temizler. Günah silince ruh, of be, üzerimde 100 kilo vardı, 80 kilo düştü. Ruhsal lezzet işte. Üzerinden yük kalktı. Ezan okunca oruç açacağımız zaman hemen öyle bir his geliyor. Yakın ol sesine, sesine yakın ol İsmail. Ezan diyorum okunduğu zaman. Heh. Hatta öyle bir halet oluyor ki insanda yesem de olur, yemesem de olur. Dediğimi ben çok seviyorum. Evet İsmail. Aynen öyle. Bu vazifeden paydos, sekerat ise o şeyden, ubudiyetten paydos, sekerat ise vazife-i dünyevi yerden paydos. Mert için paydos diyor, iftar da paydos diyor. İkisi ruhsaldır. Ya. Ama oruç tutmayanların meşru, şevi, semavi özürü olmayanların elemini de düşün iftara yakın. O tutmayanlar var ya, inkarcılar bile. Acaba var mı ahiret? Acaba bunların, bu yobazların dedikleri ahiret falan var mı falan? Böyle maruz olanlar bile ben askerde de denk gelmişti. Ya bunların diyor, maruz olduğu için yobaz diyordu. Ya bunlar hakikaten dediği doğruysa diyor ya. Biz ne yapacağız dedi ya. Onu şey söylüyordu. Yemekhaneci duyuyordu da o da bizden mi bize, bana o söylüyordu. Orada oturuyorlardı. Bu diyor koşanlar, yobazlar diyor bu iftara. Ya diyor bunların dediği doğruysa dedi. Ya. Devam var. Şeyde olur mu abi? Hastalıkta sapması lezzet verir ruha. Tam gitmiş olması lezzet verdi. Bir de sevaba şeyde, sevapla ilgili sözler 349'da şey diyor. Sevap ve fazilet nur alemindendir. Diye bir cümle var. Yani nur aleminden olması cihetiyle ruhun gıdası, lezzeti şey gibi değil. Besini, maddi şeyler değil. Nur aleminden olunca, sevap gelince onunla besleniyor, lezzet alıyor gibi. Yani sevap sırf böyle bir haneye yazı yazmak gibi değil de nur aleminden bir şeymiş yani. Nasıl bir şeyse artık. Nurlu bir şey olduğu cihetle de herhalde lezzet gelebilir gibi. Evet. Mesela şua var ya, şua. O uydudan gelen sinyaller, navigasyona, dünya cinsinde değil bildiğimizde, kablo değil gibi yani. İşte o feyiz, o insiba, inikas, insicam, temesulat. Burada elhamdü dersin, orada yersin diyor. Evet. Yani sevap bir de şey abi, selamın kudret selamı dönüşü aldı diyor. Evet. Yani elhamdü diyorsun ya, o da elma oluyor. Dolayısıyla kudret selamı oluyor. Evet. Hastalık hazır bir elemi okuduk ve sevabındaki bir lezzeti ruhiye veriyor. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Gelecekle ilgili
durum neymiş? Belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Daha gelecek gelmedi. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. İnsan etkilenmemesi lazım ondan. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Biraz kilit cümle gibi bu burada. Ana başlık gibi bu. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Tevehüm. Yani burada da yine şeye geldi yani. Düşünceyi yanlış kullanmak. Korona yok. Evet. Ya olursa? O olunca düşünürsün yani. Evet. Evet. Tuvalet adabı, tuvalette de sıkıntısı olanlar için bunu kullanıyorum. Özür dilerim, aklınıza sığınır mı var? Bilinmesi lazım. Niye çıkmıyorsun dedim tuvalete? Gelecek gibi hissediyorum. Yani geleceği zaman, yarın seni şimdiden atmaya kalkarsan, yarın neye atacaksın? Tamam. Özür dilerim, bunlar elde bir şey gibi gözüküyor ama kardeşim, bırak yarını, yarın olsun. Yarın için geleceği bekleme. Şimdi yok, bak, burada ne yapmış? Diyor ki, senin yanlış bir sürete terim ettiğin için sabırsın. Ya olursan korun. Olunca düşünürsün. Yani. Ya kabine gelince ne olacak? Girince olacak işte. Senin vaziften o değil yani. Kabine gelince ne olacak? Şu anda ben namazın tesbihatını yaptım mı? Risale okudum mu? Kur'an'daki, Hizb-ı Kur'an'daki dersimi okudun mu? Senin düşünmen gereken bunlar. Vazifeni unutturup gelecek şeyini yaptırıyorsa. Dağıtıyor. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Evet. Kendindeki nurlandırmış da oluyor Allah-u Alem insanı. Hastalık. Kendindeki sevabı kaldı. Zevalindeki lezzet bir de. Gitmiş olması, geçmiş olması, o ne kadar hastalık çektiyse onun bir lezzeti. Sana kar ve sürur vermek lazım gelirken onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Burada da gelmemiş bir şeye gelmiş muamelesi yapmak meselesi var. Gelecek günler daha gelmemişler. Burada da divanelik dedi. Şimdi inecek. Divanelik değil de nedir? Ne o? Onları şimdiden düşünüp daha gelmemişti, çekmiyordum, yarın olmadı, yarında bir hastalık yok, yarındaki elem de yok şu anda. Yok bir onları şimdiden düşünüp yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tevehüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermekle üç mertebe yok yoğa vücut rengi vermek divanelik değil de nedir? Divane, aklı başında olmamak hali. Demek böyle düşünerek yarın ne olacak? Hastalık devam edecek mi? Ne zaman iyileşecek? Ne zaman şifa bulacağım? Gibi böyle. Demek aklı yanlış kullanmak oluyor bu. Aklı israf etmek demek oluyor yani bu da. Divanelik olmuş oluyor. Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor. Herkes hisseder bunu geçmişinde. Geçmişte ne kadar insan meşakkat çektiyse onları düşünmekten lezzet alıyor insan. Hastalıkta da aynı böyle. Geçmiş olması lezzet veriyor insana. Ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum. Daha gelmedi o zaman. Yok. Hastalık madum. Yarınki hastalık şu anda yok. Elem madumdur. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Cenab-ı Hak böyle sabır kuvveti veriyormuş ya. Yani. Bunu şeyde de insan görmüş oluyor yani. Mesela insan 15 saat aç kalmaya niyet etse, buna niyet etmiş olmak
ona kafi geliyor. Niyet etti. 15 saat aç kalacağım. Saat 8'de iftar edeceğim dediği zaman ona yetiyor. Ama 7.55'e kadar niyet etse, 7.55'te ezan okunacaktı. O 5 dakikaya sabredemiyor insan abi. Yani o zamana kadar düşüncesini şey yaptı, kilitledi. Öyle dağıttığı için sabır kuvvetini dağıtmanın bir misali olmuş oluyor. O 5 dakika sanki 5 saat gibi gelir insana yani. Çünkü o zamana kadar şey yapmıştı, asker gönderdi sabır kuvveti. Sonrasına artık sabırsızlanır insan bu sefer. Ama 9'a kadar aç kalacağım diye niyet etseydi baştan, hiç etkilemezdi o 1 saat onu yani. Yani mesela, bizde ben 2 saat sonra açıyorum. Şimdi aynı benim. Türkiye'de son 10 dakikaya bakıyorsun böyle. Yani Almanya'ya göre 2 saat var. Orada rahattım. Hmm. Niye burada 10 dakikada böyle oluyor? Aynı dediğin ya. Çünkü beyin oraya kilitlemiş. Yani bu saatte de açmayacak. Bu itikat akla, akıl bütün vücuttaki yönetim sistemine. Hormonlara, üretime, sindirime vesaire hepsine emir veriyor. Bu saate kadar boşuna açmayacak. Ona göre, vücut ona göre çalışıyor. Atmıyor şeyleri, atılacak şeyleri at. Sonra kadar kullanıyor. Çünkü itikat akıl da vücuttaki sindirim sistemlerine, üretim sistemine, bağırsak sistemine hep şöyle çalışıyor. İtikat etti. Boşuna bağırmayın. Bu sefer açlık gelmiyor, istek gelmiyor. Gündüz ortası. Ya bir ekmek isem. Yemeyeceğini biliyor. Vücut istemiyor. Açlık gelmiyor ama yemeyeceğini bildiği için ekmek istemez. Ama oruç bitsin. Ya saat gelsin bak çıldırıyorsun. Ben mesela havasız yapamıyorum. Ya? Evet, kesin ben diğer yemek değil, kahvaltı olacak. Kahvaltı böyle oradan kalktı, versen de. Kahvaltısı olmaz, nasıl olur, nereye gidersin? Kahvaltı olacak. İşin nerede? Nerede lan, neredesin ben sen şimdi? Zorlanmıyorum ki. Dedim ya sana her şey burada. Her şey burada. Yok, her şey burada. Her şey burada. Duman ediyorum ya. Ben size bir şey söyleyeyim, bir şeyin paylaşayım. Özür diliyorum gene biraz da şey. Olmayan bir şeyi vehmettim, bir sıkıntıyı. Allah şahit, yalan Allah şahit olmaz. Olmayan, daha bir şey yok. Ben yaşadığımı paylaşıyorum. Daha yok, öyle bir şey yok. Ama olabilir, bu sıkıntı bana gelecek dedim. 10 dakika içinde özür diliyorum, ihsan o sıkıntı. Affedin, hem de ne kadar, kaç defa diliyorum. İsa. Bazıları kabız oluyor. Yok daha bir şey diyorum ki adama. Lan yok. Yok. Yok bir şey yok. Uçuna niye şey yok? Rahatlıyorum. Sonra bırakıyorum. Bir şey yok. Gene geliyor. Baktım ki benden başka birileri burada çalışıyor. Allah Resulü demiş aleyhisselam. Bugün de onu okudum. Ben dinledim. Herkesin doğarken bir tane cinle doğar. O insan nefs emaresi oluyor. Sahabe demiş ki ya Resulallah siz dedin evet ama Allah bana yardım etti benim cinim diyor yani nefse. Bana iyi şey iman etti diyor. Bana iyi şeyleri terkin ediyor. Sonra kendimize döndük. Benimkisi etmiyor da nefs emare. Emredici. Emrediyor. Yani çok acayip bir şey bu. Hepimizde var. Kimisine bu bilir o bizde olan o nefs emare dediğimiz ama içeriği cin. Herkese doğar. Ondan sonra onun tabii kafirle nefret denir. O bizi işte vehim yapar, kimisi şey yapar. Ya bak ya şimdi ben bu her şeyin burada olduğunu biliyorum ama taraf ettim, tak diye yok oluyor. Onları çalışıyorum, tamam gidiyorum. Bir an boş bırakmaya gelmiyor. Adam 10 dakikada el çabukluğu marifet beni ishal etti. Bu da destansın bir gibi yok. Yok yok ha vücut rengi ver. Çok acayip. Mesela geçmişin şimdiki niye kuvvet verdi? Geçmişte sen psikolojik sıkıntı çekmedin mi? Hasta olmadın mı? Ha? Doktor Fikret varsa burada şimdi canlı da o kullanıyordu bana. Şimdi geçmişe hasta olmadın mı?
ne kullandın o sıkıntılara, psikoloji vesairene? Ha, şimdi gene aynısı. Yeniden niye mahkeme kuruyorsun? Geçmişte muvaffak olduğun yöntemi gene kullan. Yeniden bir çözümleme, yeniden bir yöntem geliştirme, yorulursun. Geçmişte psikolojik profanete atak olmadın. Oldu. Nasıl çıktın? Onu bir düşün. Ha, bu aynı, silah da aynı. Yeniden o olmamış gibi yeniden tasarlarsan, yeniden cevaplar, yeniden bir bilgi mahkeme kurarsan o yoruyor. İşte o zaman geçmiş sana niye kuvvet verdi? Geçmiş kazanımlarını, tecrübeni kullan şimdi. Doktor niye çabuk adam geliyor pat diye söyleyebiliyor? Bir sürü tecrübesi var adamın, kullanıyor. İşte sen psikolojiye tak olmadın mı? Oldu. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ama o zaman böyle düşünüyordum. Bak böyle değilmiş. Ha şimdi böyle atak gelince aynı geçmişin aynısı diyeceksin. Buna şey, aynı o yöntemi kullanacaksın. Kazanımını unutma ya. O kazanım senin hanene girdi. Geçmiş sana külfeti gitti. Karı kaldı. Ya mesela 3 dakika hani 5 dakika fark ediyor ya beyni emrinde o var burada. Kendisini malik değil, mümkün tür değil, attı. Emir olunmazsa en adil, en rahat bir şey de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevkum rububiyeti kırılır, ubudiyet takılır, hakiki vazifesine şükre girer. Bu da emir. Evet. O emir veriyor, orada şey yapamıyor. Adam Almanya'da bana dedi ki, hoca dedi, vallahi dedi, ben şaka diyor zannettim ha. Vallahi 17-19 saat Allah için sabrettim. İnan dedi, vaktinde ezan oku, senin için 1 dakika sabretmem dedim sana. Böyle tehdit ediyor. 1 dakika. Böyle ihtiyar bir şey değil. Senin için 1 dakika sabretmem. 19 saat sabret. Hadi. Çünkü beyni kodlamış ya. Tamam Allah için. Ezanı bir bırakacağım. Sen 1-2 dakika da geçiriyorsun. Ben de ihtiyat için hadi 1-2 dakika takayım dedim. Kendi kazık devlete dedi, bak Allah senin için 1 dakika bile sabretmem diyor. Dedim abi dedim ya sen dedim açarsın dedim. Hayır sen okumazsan ben de açamıyorum. Allah'ın şey okundu oku bırak ilk şey diyor bir iki dakikada. İşte Allah için sabrediliyor da. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et, ya sabır de dayan. Böyle sağa sola dağıtma, bu saatteki eleme karşı tahşid et, oraya yönlendir o sabır kuvvetini. Ya sabır de dayan. Sabır da Cenab-ı Hakk'ın bir güzel isimlerinden biriymiş. Çok sabreden manasında. Çok sabreden. Evet, abi. Şimdi ilgili birkaç bir şey okuyayım abi. Eğer merak ettim. Sabırsız hasta kardeş diye başladı bu 11. devaya. Sabır ne yok peki? Olmayan şey ne? Tamam düşüncelerle, tevehhümle beraber bu dağılıyor. Ama dağılan şey ne? Onunla ilgili mektubat 280'de bir yer var. 4. sualiniz İnnallâhe me'as sabirin de hikmet ve gaye nedir? Atlıyorum. Sabrın 3 olduğundan bahsediyor. Birisi masiyetten kendini çekip sabretmektir. Günahlardan kendini çekmekte. Bu bizim şey değil. Bizim konumuz değil. Bizimki ikincisi. O neymiş? Musibetlere karşı sabırdır ki. Üçüncüsü de onu da söyleyeyim. Üstünde durmayayım. İbadet üzerine sabır. Bunları ele alıyor şimdi. Bu musibetlere karşı sabır o 3 sabır şubesinden bir tanesiymiş. Bu hastalığı da bunun içine dahil edebiliriz. İnsanın başına gelen hastalıklar, musibetler, bunlara sabretmek ikincisi, sabrın ikincisi. Bunu açıyor sonraki şeyde. Musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. Bu ikisi. Yani hastalığa sabretmekte sabretmek ne demek? Teslim ve tevekkül. Ne kadar varsa o kadar sabretmek demek oluyormuş hastalığa. Tevekkül ve teslim. Ben de onu soracaktım. Tamam sabır sabır da. Sabırı nasıl kazanacağız? Demek ki tevekkül ve teslim. Evet.
Burada üç soru geliyor şimdi akla bu okuduğumuz yerden. Bir, teslim nedir? İki, tevekkül nedir? Üç, bunlar nasıl elde edilir? Öyle ya, bunları elde etmek için de bir yöntem lazım. Şimdi. Bilmek yetmiyor bunları. Teslim, karşısındakinin hükmü altına girme. Başka bir mana, kendini Allah'ın takdirine terk etme, emri altına girme. Seleme, seleme bu şey harflerinden, yani o kökten geliyormuş. Bir şeyi sahibine verme manası bir de. Yani emri sorgulamamak, teslimde Allah'ın emri altına girmek. Nasıl dedi, o şekilde yapmak. Onun hükmü altına girme. Teslim buymuş. Bir devam edelim, tekrar konuşabiliriz bunun üstünde. İman bunu netice veriyormuş, teslimi netice veriyormuş. Sözler 314'te söylüyor bunu. İman tevhidi, tevhid teslim, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder diye devam ediyor. Yani kaynak imanmış abi. Teslimin kuvvetli olmasını istiyorsan iman kuvvetli olacak. Orada dersten önce de diyordunuz ya, tahkiki iman, yani şuradan sesiniz geliyordu da. O kadar ehemmiyetli mi yani gibi böyle bir şeyler herhalde diyordunuz. Birisine bakıyordum. Ha. Yani tahkiki iman teslimi netice veriyor. İman ne kadar kuvvetliyse o kadar teslim kuvvetli oluyor. Teslim de tevekkülü netice veriyormuş. Tevekkül ne demek? İşi başkasına ısmarlamak. Bu Allah'a tevekkül manasında ele alırsak işini Allah'a ısmarlamak. O kadar ki vekil etmek diyorsunuz ya. Tevekkül ile ilgili sözler 315'te bir şey var. O sadece o şey kısmını okuyayım. O güzel anlatıyor. Tevekkül. Yükünü yere koydu. Yükünü. Üstünde oturdu. Yükünü yere koymakla kalmadı. Üstüne oturdu bir de. Oh Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte bir misal veriyor o gemiye binen adamlar misali. Tevekkül yüklerden kurtulmak demekmiş yani. Bu oluyor tevekkülde. Teslim olursan tevekkülü netice veriyormuş. Tevekkülü netice verince ne oldu? Teslimden sonra yüklerden kurtuluyor insan. Ağırlıklardan, hastalıkların tazikinden, işte ne zaman öleceğim endişesinden gibi çoğaltılabilir. Bütün bu yüklerden, ağırlıklardan kurtulmak varmış tevekkül olunca. İşte bu makamda sabır, teslim ve tevekkülden ibaretmiş. Sabrın içerisi bu ikisi. Evet, ikisi abi. İkisi. İman nispetinde işte bunlar oluyormuş. İman, işte o şeyde de, tevhid ne demek? İman tevhidi, tevhid teslimi. Tevhid, bir anladığım şey, hadiselerde kesretten sıyrılıp olayın arkasındaki biri bulabilmek. Tevhid. Bunu netice veriyormuş iman. Tevhidi bulup Allah'ın huzurunda olmakta, peki bunda da herhalde herkeste bir değil bu. Ne mertebede bir tevhid var, iman var kişinin. Tevhidi bulup Allah'ın huzurunda olmakta, kendini huzurda bilmekte çok derecat meratip varmış. İhlas Risalesi'nde o söylediği, işte kendini huzurda bilmek, onun huzurunda başkalarına bakmamak, her neyse diyor, bunda çok derecat meratip var diyor. O huzurda bilmek, şu anda mesela Allah beni görüyor, Allah'ın huzurundayım. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Ne kadar bunun şuurundayım yani. Ne kadar şuur var? O şuur nispetinde insanda teslim olurmuş. Ona teslim olmak. Neden? Öyle bir Allah ki onun huzurundayım. Bu bende ne seviyedeyse artık. Artık ister istemez ona teslim olmak var bu işin ucunda. Kalitesine göre. Ve tevekkül etmek artık. Yükü bırakmak ona. Öyle bir Allah huzurundayım. Bunun kalitesine göre işte iman, tevhid, onun huzurunda bilmek kendini. Bunun kalitesine göre insanın teslimi de ziyade oluyormuş yani. Sabır, sabırdan açıldı. İşte bu nispette iman ne nispette ise kendini huzurda bilmek. Düşünsene yani her an Allah'ın huzurundayım. Bu insanın tevekkülü, teslimi, sabrı da ona göre olur bu insanın abi. Yani. Her an huzurda. Bu sefer hastalıklar, başına gelen musibetler, şeyler o kadar sarsamaz bu sefer. O gemi misali vermiştiniz bir ara abi. O gemiye, büyük gemi olunca dalga büyük olsa bile çarptı mı işte o oluyor. Bu sefer geri dönüyor yani ister istemez.
Zaten o büyüklerin de büyük olma, işte onlara gelen peygamberler başta zaten. En ağır şeyler onlara geliyor yani. Nasıl dayanıyor? Dayanamaması lazım. Üstadın başına gelenler. Biz kaldıramayız. Niye kaldıramayız? O ruh bizde yok yani. Bu seviye yok bizde. O peygamberde onda huzuru tam vardı. Huzuru etem. Her an huzurda. İşte o nispetle de teslim, tevekkül oluyor. Sabır oluyor. Bu sefer bu kalitesiz olunca, derecesine göre tabii, bu sefer insan küçük bir hastalıktan hemen vaveyla etmeye başlıyor yani. Diyeceklerim bu kadar abi, sabrın içiyle ilgili. Sizin ekleyeceğiniz varsa. İman tevhidi, teslim etmeyi bir de anlatsana. İman tevhidi. İman tevhidi. İman tevhidi iktiza ediyor. Tevhid neydi abi? Tevhid, benim anladığım burada, evet. Şuraya not ettim. Hadiselerde kesretten sıyrılıp olayın arkasındaki biri bulabilmek. Yani her bir şeyler oluyor, o anda işte Allah var, herkes Allah var der, bütün müminler. Ama işte o rububiyet konusunda Allah ne kadar işin başında, ona olan itikadım ne kadar, o seviye yani Allah var demeye benzemiyor. İman tevhidi diyor. Tevhid teslimi. Bu da teslim. Teslim de Allah'ın emri altına girme, onun hükmü altına girme. O dedi bitti. Emri sorgulamamak. Tamam, hastalık mı geldi? Teslim, artık sorgulamak yok. Teslim nispetinde sorgulamıyor insan onu. Onu netice veriyormuş iman ya. Yani. Onu görebilirse bir de, hadiselerde Allah'ın iş başında olduğunu görebilirse insan, o nispette teslim oluyormuş. Sorgulamıyor. Askeride de vardır ya, emir sorgulamama. Sorgulanmaz orada. Dedi bitti yani. Başına geldi. Böyle oldu. Sen ceza yedin. Başına bir şey de gelse, emir olduğu için başına geldi. Sorgulanmaz o yani orada. En büyük komutan da Allah. Tabiri şeyse. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Tevekkül de, evet, o teslim olduktan sonra, onun emri altına girdikten sonra artık işi ona bırakmak, kalben, hissen, aklen, fikren, işi ona bırakmak o kadar kaliteli oluyormuş yani. Ona ısmarlamak artık, tamam sen yaptın, tamam yapacağını yaptın, artık o ne derse o. Bu hissiyatta olabilmek, o yüklerden kurtulmak, yine o şey misalini verdi tevekkül konusunda. Yükten kurtulmak demekmiş. Yükünü koymak. Yükünü peki koyabiliyoruz mu biz? Bir soru da o şimdi. Tamam, burada okuduk geçtik de. Bunun bir hakikata tatbik edilişi var. Hastalık başına geldiğinde o vazifen olmayan şeylere ne kadar karışıyorsa insan, o kadar yük sırtını almış demektir yani. Vazifesi olmayan şeyleri ne kadar düşünüyorsa kafaya o kadar yük aldı bu sefer. Yarın ne olacak? Nasıl iyileşir miyim acaba? İşte yükler bindi. Bunları şeye koymak tevekkül nispetinde oluyormuş yani. Hocam bir şey sorabilir miyim? O misalde gemiye bindi, sırtındaki yükünü gemiye bıraktı. Orada gemi ne demek, yük ne demek? Bunları biraz açıklayabilir misiniz? Yani gemi ne anlama geliyor, yük ne anlama geliyor? Bir bakalım tekrar abi ne diyordu orada. Ben çok incelemedim burayı da. Tabii çalışmak lazım. Çok detaylı şey değil. Hayat seçilmesi. Ha. Hayat. Nedir o? Vücudu. Vücudu. Vücut yük nedir? Hayat, bu vücuduna konulan, muhatap olan hadiseler. Sen bir dümenci nefersin diyor, değil mi abi? Ha, mesela ha. Hayat birisi. Ondan sonra vücudun, o hayatın da onun timsali, mümessili bedendir. Gemi. Gemi. Hayat sefinesi de. Hayat. Hayat ne demek? İşte bu bedensel bir hayat sahilde. En zahir bu. Şimdi gemi bu. İçine bir adam girmiş. Gemiye. Bedene bir ruh girmiş. Bedene, gemiye bir adam binmiş, bedene birisi binmiş. Onun da
Süleyman'ın ruhu binmiş. Ama sırtında onun da yükü var yani. Sorumluluğu var. Yani sorumlulukları var. Günahta kaçma şeyi var. Ubudiyeti var. Yani yükü var. Yani hakikaten biraz böyle alışılmış bir misal ama böyle sıradan olmuş ama hiç de öyle değil. Mesela Sirkeci'den Harem'e geçen bir arabalı vapur düşün. Arabayı koyuyor. Sen de yukarıdan seyrediyorsun. Hem denizi. Adam bir tanesi giymiş. Mahmut Paşa'dan tekstili almış, sırtına yüklemiş, gemiye binmiş. Ve gemide sırtında. Ha gülersin. Neye benzer? Akşehir'e giden var mı? Vardır. Akşehir'de Nasrettin Hoca'nın mezarın üç tarafı boştur. Gördüm gitti. Bir tarafına kimse girmesin diye büyük kilitler koymuşlar. Öyle demir kapılar, perdelikler, böyle büyük büyük kilitler. Millet bir kısım ha gülüyor. Yani maskaralık zannediyor. Diyor ki sizin haliniz bana benziyor. Üç tarafınız açık, bir tarafınıza tedbirler koydunuz. Dünya hayatınız kurduk. Yani her tarafın açık. Güya sigortalıyım, parayı kenara koydum. Çocuk sigorta gibi daire aldım. Hastalığında çocuk bakacak, karım su verecek. Allah yok ortada. Yani demir kapılar koyduk ama üç tarafa açık. Demek ki o gemi hayat gemisi. Oraya binen, gemiye binen, gemiye benzemeyen, gemide bir adam bindi, Mahmut Paşa'dan geldi. Ondan sonra yükü varmış. Demek ki ruhmuş. Ruhun bir günahlardan, değil mi? Günahlardan, takma neydi? Menyaklar ve günahlar, iştinar etmek. Onlar. Ne yapacak adam? Onu bırakacak gemiye. Yani dünyayı dünyaya bırakacak. Her şeyi hakkı hayatın verecek. Ne demek üzerine oturmak? Her şeyi hakkı hayatın vereceksin. Fazla değer vermeyeceksin. Ne kadar değer veriliyorsa, mesela lüzumsuz bir şey, lüzumsuz bir ortamda, lüzumsuz zamanda, lüzumsuz insanların içinde lüzumsuz beyan etmek lüzumsuzdur derdi. Çok acayip derdi. Bana söylerdi. Çok acayip. Niye o konuyu açtın dedi. Abi dedim onu ne bileyim. Bak lüzumsuz bir şey, lüzumsuz bir ortamda, lüzumsuz bir zamanda, bak lüzumsuz bir şey, o kadar mühim değil. Lüzumsuz bir ortamda, lüzumsuz bir zamanda, lüzumsuz insanların içinde, lüzumsuz anlatmak lüzumsuzdur der. Filozof bir boşuna demiyorlar. Niye onu bu kadar hücum ediliyor? Yemiş de ağaç taşlanır ya, ağaç. Yemiş de ağaç çapılır. Şimdi lüzumsuz ya. Gemi koparıyorum. Gemi bedendir. Giren ruhtur. Sırtındaki yükler sorumluluklarıdır. Üzerine oturmak demek her yapman gerekeni yapmak, her şey hakkı hayatı kadar değer vermek, kıymeti kadar. Mesela bu Fahri İmam Azam demiş, gemin battı demiş, elhamdülillah demiş ders yaparken. Sonra anlaşılmış ki o gemi onun değilmiş, yanlış anlaşılmış. Demişler ki efendim sizin gemi değilmiş, elhamdülillah demiş. Bu mesleği de anlatır. İnce mesleği de. Böyle dünyada kazandığına mesul, kaybettiği mahsul olmazlar. O sorumluluklarını bilir, sorumluluklarını yaptıktan sonra üzerine oturmak ise artık teslim etmek. Ondan sonra zaten onu söylüyor. Yani sorumluluklarını bildi, bilincine erdi. Sorumluluklarına verilmesi gereken miktar kadar vazifeyi deruhte etti. Üzerine oturdu demek. Teslim ve tevekkül etti. Bıraktı ona. Şimdi hem yükünün üzerine oturuyor, hem geminin üzerine oturuyor. Gemide kaygan bir ortamda, suda yüzüyorsun. Dalgalar içinde batabilirsin. Emniyet yok yani sahipte. O aynı bunun gibi yani. O zaman teslim ve tevekkülden başka çarem yok ya. Yani. Zaten çaresiz bir şey ama maalesef benimle başka ben
beyim ediyoruz onu. Sanki bu vücudun levazımatını ben de deruhte edeceğim. Bunun yaşamasını ben vazifeymişim. Gelişini sanki ben takdir ettim. Gidişini döneceğim. Ya ben nefesi ben mi alıyorum? Uyurken de sen mi alıyorsun? Nefesi sen mi alıyorsun? Nefesine hakim değilsin ya. Nefesine hakim değilsin ki ya. Nabzın hakim değilsin. Tansiyonun hakim değilsin. Kalbin hakim değilsin. Nereye hakimsin ki? Ya üzerine otur kardeşim. Üzerine oturma teslim ve tevekkül et. Ondan sonra sahibine bırak. Ama bunu söylemek kolaydır öyle de. Yani bunu Allah bize, hepimize bunu şuur etmeyi, eylemde yapabilmeyi Allah nasip etsin. İnsanın, ya anlayamıyorum ben, hapsalam almıyor, gene kayacak kapım. Ya ateşler içinde kıvranmış, zehirleniyor. Zehirlenmiş şahuslar. Zehirlenmişler yani. Değil korona, zehirlenmişler yani. Galiba Fransa'dan gelmiş o zehir, bir tane de Rusya'dan gelmişti. Özel yani Türkiye'de bile ki zehir değilmiş. Kullanıyor ya ateşler içinde. Gene demiş ki Sübren abi gittim yanına gitme. Bağırdın da diyor ki diyor kardeşler nasıl? Yani ya Rabbel Alemin bu nasıl bir insan? Bu normal bir insan mı? Bu insansa ben kimim diyor. Kardeşler nasıl? Ben de şimdi olur olmaz onu tenkit ediyorum. Bunu ima ediyorum. Bunu hiçlediyorum. Bunu bilmem ne yapıyorum. Niye bunu zikrediyorsun Hasan? Kardeşim o ayna. Oraya bakarak, Bediüzzaman'a bunu anlatarak kendimi tamir etmeye çalışıyorum. Bediüzzaman'ı yüceltmiyorum. Allah Resulü numune-i intisal ne demek? Oraya bakıp kendimi düzeltiyorum. Cıvıtamı açmam gerekiyor, kapatmam gerekiyor. Aynaya bakınca aynaya, ayna için bakmıyorum, saçımı düzeltiyorum. Ben terbiye olmak için bakıyorum, ne yapmış? Korona'da ne yapacağım? Ustad zehirlenince ne yapmış? Allah Resulü böyle. Yani o bize numune intisal yani. Yani nasıl bir üzerine oturmuş? Diyor ki, sesi de çıkmıyordu diyor. Kardeşler nasıl? Yok kardeşler, ben niye iken sormuyorum ya? Sen gibi diyorum ya. Ben ne olacağım ben de bilmiyorum. O için teslim ve tevekkül üzerine oturmaktır. Ondan sonra gemi gidiyor. Batacak ya boğazda taşı geçiyorsun. Hem akıntılarım değil. Artık teslim, tevekkül. Artık bağırsa da çağırsa da şey. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak kardeş? Vazifeni yap. O senin işin değil. Allah'ın vazifesini yapmak demek ki. 23. söz var ya. Ya her taraf ya. Allah bunu hakkıyla böyle fikirden hisse inmeyi, yani fikir dima, vicdanımıza indirebilmeyi. Rabbim Allah'ın hatırına nasip eyle. Ya Rabbi, tövbe ediyoruz. Demek ki sen nasip ettin. Nasip etmesen, söylettirmesen söyleyemeyiz. İstetmesen isteyemeyiz. İstiyoruz ki. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا تَوَابُ يَا كِمُ تَوَابَةً نَسُوَا لِيَاكُ مِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاِشَّةً اَبْزَلَا مَنْفُسَكُمْ زَكَرُ اللّٰهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِي ذُنُوبِهِمْ وَمِنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ اِلَى اللّٰهِ Estağfurullah el azim el kelime ellezî la ilahe illâ hu el hayyul kayyum ve tüm ileyhi subhanu. Allah bunu söylettirmese söyleyeyim. Madem söylettiriyorsun Allah'ın hatırına, bunu söylettiren Esma'nın hürmetine, 124 bin enbiyanın imanının hürmetine, 124 milyon evliyanın imanının hürmetine, arşın kürsün hürmetine, şaha fırkata yanan gönüller hürmetine, Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, davaya, davalara verilen gayret ve hürmetin hatırına, Allah'ım Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım nur talebelerinin, Müslümanların günahını affeyle. Amin diyenlerin usul ve ufurlarını affeyle. Mekanların cennet bahçesini bahçeyle ya Rabbi. Günahımızı affeyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Hangi esmanla söylettiriyorsan bu esmanın hatırına affeyle bizi ya Rabbi. El-Fatiha.
Allah razı olsun. Sana çok. Çok istifade ederim. Elhamdülillah. 12. deva yarın gene doktor. 12. devada. Kardeşler inşallah gene yarın 12. devada beraber olacağız. Ondan sonra sormak veya bir katkısı yoksa hemen oturumu da kapatayım. Allah hepinizden de razı olsun maşallah. Peki. Ben de madem yok. Selamünaleyküm. Allah sizlerden razı olsun abi. Selam aleyküm Osman abi, bir şey sorabilir miyim? Açıksa, açık mı? Abi, buyurun, buyurun abi. Abi, siz o misali anlatırken, o gemi misalini, birden böyle denizin ortasında büyük bir gemi denizin dibinde, ben o geminin içine girdim. Böyle düğmeler var. Düğmeleri açıyorum, kapatıyorum. Düğmeleri açıp kapatınca hayatla ilgili ekranlar açılıp kapanıyor. Ama orada ben kimim? Yani ben bir ruh olarak oraya girdim. Bu cesedin içine girdim. Orada şimdi ben... ne oluyor? Derste mi oluyor? Okula evet, şimdi. Derste şimdi biraz önce. Yani ben o geminin içine girdim, denizin dibinde büyük bir gemi, içine girdim. O geminin içinde düğmeler var, o düğmeleri açıp kapatınca hayatla ilgili işte sevaplar, yapacağım ameller, onlar açılıyor, kapalıyor. Ama orada ben kimim? Yani ruh olarak mı girdim? Yani benim oradaki ben kimim? Bir şey anlatayım mı? Buyur abi. Duyuyor musunuz sesimi? Evet abi. Evet abi. Bir gün bir belediyede seminer yapmışlar. İki tane solcu profesör koydular, bir tane beni aldılar. İslam'la dalga geçmek için herhalde, almış olsa gerek. Bir sol bir belediye seminer kabul ettim. Konu da şey, kelam nedir kelam? Bununla alakalı bir şey anlatayım. Ondan sonra mahkemattan çıkarttım. Kelam neymiş? Tabii o kadar ciddiyiz ki. Kelam onlar işte bir düşünce, ekonu falan şöyle böyle. Tabii kalbin derinliklerinden, ruhtan falan o menşeyle anlatıp biliyorsun. Tabii acayip. En fazla 50 kişi var. Özel yani bu. Hepsi ya hastane başhekimi. Yani öyle bir normal şey halk değil. Zaten bana kağıt gelirken hepsi Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde falan. Şanlatmak için anladım. Sonra işte ben şu misali verdim. O gemide ben kimim dedin ya. Bu benim gömleğim misali verdim. Bu benim atletim. Bu benim vücudum. Devamlı verdiğim misal. Bak şimdi. Bu benim aklım. Bu benim kalbim, bu benim ruhum. O ben diye sahiplenen kim? Dedim. Konuşmaya devam ettim. Baktım ki ekranında 38. oturacaktaki sinyal veriyor bana. Söz istiyor. Ekranda hangi oturacak şey yapmışsa hafif bir karanlık var salon. İstersen vermeyi bilirsin söz. Düğmeye bastım. Sorsun. Dedi ki sayın konuşmacı, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim. O zaman ben kimim dedin? Sen o gemiye, o binen ben kimim olacaksın? Dedim ki 38 gözüküyor. Elini kaldırsın dedim. Yeri neresi? Kaldırdı. Mikrofonu oraya konuştu. Ben kimim? Dedi. O seyyah. Hem geçmedi. Mikrofonu şöyle kaldırdım.
elinde kaldırdı ya, gördüm. O hafif loş bir karanlıkta. Tabii ben hareket edince kamera bana vuruyor ışık. Oradan indim kürsüden. Adamın yanına gidiyor. Şimdi ne anlarsın? Adam mikrofonu aldı. Soru şuydu. Tamam da konuşmacı. O ben kimim o zaman? Ben kimim dedi. Şimdi bu adam mikrofonu aldı seyahat geliyor. Ne yapacak? Ölecek adam. Ölecek dönecek yani. Sen konuşmama girdin. Biliyorsun kim oldu? Tamam. Kafasına vuracak bunu. Aldım ama müthiş bir sessizlik, heyecan var. Hepsi kusurlu adamlar. Yani inan bir bölüm başkanları var. Geldim. Yanıma dedim, geldim. Adama dedim ki 50 küsür seneden beri ben de onu arıyorum. Orada diyebilirdim. Adam baktı. 50 seneden beri siz de onu mu arıyorsunuz? Ben de onu arıyorum. Ben kimim? Ben de bilmiyorum. O kimdir? O gemiye. O ben de girdim. Ben de 58 seneden beri onu arıyorum. Evet, biraz tiyatral oldu ama aynen böyle. O gemiye, bak su ayrı, bak küreye az, deniz, arabalı vapur, gemiye binen bir adam sırtında yük var. Hepsi farklı simge. Yükü bırakıyor, üzerine oturuyor, sonuç teslim ve tevekkül. O kimi? Bilmesek hayat yükü çok ağır. Bir sahibi bir kendi bile bu. Hayat yükü çok ağır. O zaman ağır. Teslim ve tevekkül kadar hafif oluyor. Yük almıyorsun. Ta ki o yaranlara yetişmek için Hazreti Ömerlere imamlarımıza, pirlerimize yetişmek için yükü hafif almak lazım. Yük ağır. Sefer çok uzun. 2 aylık mesafe var. Bir gün İki ay ne yapar? 60 gün. Bir gün sonra liman orada parana göre, sermaye göre biniliyor. 2 aylık mesafe onlar. İlk önce yayan gidiyorsun bir gün. Sonra yaptığın şeylerle sermayen oluyor. O bir gün sonra oradaki şeyle, terminale ya uçağa biniyorsun veya gemiye biniyorsun veya işte yaya gidiyorsun, otomobile gidiyorsun. Sermaye göre biniliyor. Bir gün. O bir gün dünya yaptı. Daha 59 gün duruyor. Allah Risale-i Nur'u hakkıyla anlamayı, yaşamayı, fıtratımıza mal etmeyi, birbirimizi Allah için sevmeyi, Allah için affetmeyi, Allah için affetmeyi nasip eylesin. Okuduğumuz şeyleri ruhumuza nakşeylesin. Hakikat eylesin. Bizi kendisine kabul etsin. Habibine ümmet etsin. Mehmet'in dediği gibi bak Mehmet. Dedim Mehmet. Öğle namazıydı değil mi? Farzdan sonra. Namazın kabul olmadı Mehmet. Dedi ki huzuruna beni kul diye aldı ya. Allah bizi huzuruna kulun desin. Nasip etsin. Rızasına nail eylesin. Biz cennetin değil kendisini istiyoruz. Rabbimizi istiyoruz. Öyle mi abi? Biz aslında biz cennetine evet versin ama biz rızasını istiyoruz. Biz onu istiyoruz. Cenneti değil, cennetin sahibini istiyoruz. Biz cehennemden değil, cehennemin sahibini kaybetmekten korkuyoruz. Bunları söylettiren esmaların hürmetini istiyoruz. O esmalar aktif olmasa bunları söyleyemez. Bu esmanın hürmetini Allah'ım. Rabbin, rububiyetin hürmetine, Muhammed'in Rabbi hürmetine istiyoruz Allah'ım. Bu Ramazan'ın hürmetine. Allah'ım senin için hiçbir şey değil. Bizim için çok önemli. Ya Rab kendini bir sever ya. Sana talibiz ya. Kusurlarımızla beraber. Beşeriyetimize bakma Allah'ım. Niye böyle yaptın? Niye böyle dedin? Niye bunları demedin? Niye bunları söylemedin? Hitabına vesile olacak. Günahlarımız var. Allah'ım beşeriyetimize bakıp onları yübedilullahi seyyiatım hasene sırrınca
hasenata tebliğ eyle ve bir hadisi kutsinde ya Rab sen böyle buyuruyorsun. Sevdiğim kullarımın bazı günlerini gördüm. Allah'ım bizim geçmiş günahlarımızı gördüm. Bu esmanın hürmetine ya Rab görme beşeriyetimize bakıp da bize davam olan hizmet imaniye Kur'aniye'den elimizi gevşet. Elimizden Risale'yi bizim kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı bundan soğutma. Katlayıp rafa koydurtma. Ya Rabbi, bunlara karşı gönlümüzü, dimağımızı, kalbimizi açalım. Bunlarla, bunun üzerinde bize kendini aç ya Rabbi. Kendini bize ver ya Rabbi. Amin. Tekrar yapalım. Geceniz mübarek olsun. Hasan abi, bu şeyde Nur'un ilk kapısında bu tevekkülle alakalı bir kısa bir yer var. Orayı okuyabilir miyim abi? Buyur. Vazifeyi asiyeni yaptıktan sonra seni istimal ettiği vakit onun hesabıyla çalış, onun namıyla başla, izin verdiği dairede amel et. Eğer vazifeyi asiyen olan ubudiyetle vazifeyi arıziye muaraza etseler, sen vazifene bak, ötekini sahibi hakiki olan Cenab-ı Hakk'a tevfiz et ve hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla de. Nur'un ilk kapısı mı? Abi Nur'un ilk kapısı, evet. Nur'un ilk kapısında geçiyormuş abi. Sayfa 51'in sonu. 7. dersin sonu. 51 neydi mi? Oradan kalsın kafamıza. Ne 51 kaç? 51 abi. 51 de neydi plakasının? Kaçtı? 51 bilmiyorum abi. Tamam, öyle ezberle. Nur'un ilk kapısı. Nur'un ilk kapısı. Uslup Nur'un ilk kapısı çünkü. Uslup bu yeni Said'in eseri. He, evet. 40'tan sonraki mücediklik den sonraki uslup var. Nur'un ilk kapısının içinde. Ustadın uslubu. Ya be, nereye hizmet ettiğimizi. Ben diyor, bilmeyerek diyor, istihdam ettim, hizmet ettim siz bile. Hakikaten ustad, sağ, sin, satır, altındaki isteğidir. Said, satla yazın, toprak olmak. Ya, bütün isimlere ve İsm-i Azam'a mazhar olan Risale-i Nur ve Bediüzzaman'a talibeyiz. Bütün geçmiş ümmetlerin tamir için gelen peygamberlerin mazhar olduğu isme mazhar olması lazım Risale-i Nur. Niçin? Geçmiş ümmetlerin günahları daha umumi işleniyor. O günahların tamircileri peygamber olmaları lazım. Çünkü peygamber yol. O zaman o günahların, o kavimlerin düzelmesi için kullanılan yöntem peygamber ve isim. Mesela Kadir ismine mazhar Risale-i Nur. O zaman peygamber yok şimdi ama o peygamberin mazhar olduğu ismi azama mazhar olacak ki tamiri yapabilsin. Sen İstanbul valisisin, mesulsun ama yetkin yok. Olmadığı gibi ey Risale-i Nur, asr-ı mücedidisin, bütün kavimlerin pisliklerinin tamirle vazifelisin ama o kavimlerin tamircisi olan peygamberlerin mazhar olduğu esmaya mazhar olmayacak. Bu hem yetki veriyorsun hem mesul, hem şey yetki vermiyorsun mesulsun. O zaman Risale-i Nur nereye talibiyiz bilelim. Bütün isimlerin mertebe-i azamına ve ismi azamına mazhar. Başka tamir olmaz. Tamir mucize vari oluyor Risale-i Nur muvaffakiyeti. Çünkü tahrip ve tamir aynı değil. Aynı eşit şartlarda değiliz. Bu derece muvaffakiyet mucize vari bir insan, ikram, inayet, lütuf, keremdir. Yani tutunalım ki o bizi bırakmasın. Yani buna tutunalım ki bırakmasın bizi. Tamam. Bırakmasın ya. Bu bizi bırakırsa bu Risale-i Nur külliyatındandır arkadaşlar. Risale-i Nur külliyatı değildir bu.
Bu kitaba dönüşmüş halidir. La teşfi ve la temsil. Dolabınızdaki Kur'an değil, mushaftır. Ama Kur'an diye söylüyor. Sayfalanmış. Kur'an ise mushafı okuyup da insanda uyanandır. Sureti mushaftır. Kanuniyet insandır. Hakikati Esma-i İlahiye'nin bütünlüğüdür. Mahiyeti kelam sıfatıdır. Risale-i Nur da Kur'an'a bağlı olan son icaz-ı manevisidir. Son ordusudur. Kur'an'a bağlıdır. Kur'an'ın manevi bu mucizesi, manevi mana hakikatinin mecmuasıdır bunlar. Kur'an insan, insan olmadığı gibi mana da insan değil. Ama buradaki nüfus cüzdanıdır bu. Risale-i'nin külliyatından diyor. Bu nüfus cüzdanı. Cilt no, sayfa no. Yani bir de benim nüfus cüzdanı hariç, bir de benim duygularım, şeysinin vesaire. Ne kadar fark var nüfus cüzdanına ben. Ha, bu nüfus cüzdanı. Ha, bu onu okuyup muhatap olup yaşarsa, ondan sonra eğer tesbihat yaparsa şahsi maneviden de yardım alacak. O bizde uyanandır Risale-i Nur. Risale-i Nur külliyat-ı kitaptır. Külliyatından. Okuyan kişi de uyanandır Risale-i Nur. Onun için bu farkı şöyle söyler. Risale-i Nur, Resail-i Nur, Sirac-i Nur, Sirce-i Surc. Sirac-i Surc. Dört tane farklı şey kullanıyor. Hepsi farklı anlamı. Birisi sureti, birisi kanuniyeti, birisi hakikati, birisi mani. Ya. Tamam. Bu oku, yapışacağız, amel edeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimizi, akrabalarımızı, yakınlarımızı ucuza ve çabuk satmayacağız. Çünkü biz ucuz elde etmedik. Ben sizi ucuz elde etmedim. Ben sizi çabucak bulmadım. Ben sizi ucuz elde etmedim. Çocuğuna, kızına, eşine, aşına, dostlarına, abine, kardeşine. Ben sizi ucuz bulmadım. Çabukça bulmadım. Ucuza ve çabuk satamam. Anadolu'da bir laf var. Satana gidin sorun. Kendi mi kazandı böyle? Babasından mı kaldı? Babasından kaldıysa çabuk gidin alın. Çabuk alırsınız. Kıymetini bilin. Evet. Peki. Hadi selamlar. Hadi. Aleykümselam. Aleykümselam abi.